Çok saçma bir soru soracağım size. Bir şey hazırladınız mı? Tabii. Tabii. Gayet tabii. Vallahi mı? Yani rezil olmak için geldik. Hazır, çok hazırız. Ben Salih abiye teslim ediyorum kendimi şu an. Çok doğru düzgün bir şeydir inşallah. Çok hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Hocam, benim konuyu alayım. Konu buyur Salih abi. Konuyu ben Salih abiye bırakıyorum. Buyur. Şimdi ben olmasam da olur zaten bu çalışmada. Salih abi çünkü tecrübe. Şimdi entelektüel olarak geniş bir repertuarım var benim. Son yazdığım şiir kitabından birkaç şiir mesela programa açılış olarak dinlersiniz. Evet. Sanırım. Var mı 3-4 gün süremiz hocam? Arkadaşım bunun çok... içinde siz var mısınız? Hayır, tamamen Tolga, şu an duyuyorum. Ben Tolga ile tanışmadan yıllar önce yazmıştım bu şiirleri. Beyefendi. Efendim. Bu program için bir şey hazırladınız mı? Tabii. Yani bu şiir içinde manzum ve öyküsü olan. Beyefendi, İster... içinde manzumla beraber arkadaşım da var mı? Manzum dişi mi erkek mi? Ben bir kere ona göre karar veriyorum. Peki, buyurun yapın. 3, 2, 1 sağa sola gidelim. Sağ ben zaten sola. Gidiyorum çünkü konuyu bilmiyorum. Yani ben tamam kafeteryaya gidebilirim. Sağa sola gidelim. Tamam. Tolgacığım şiir okuyacağım. 3, 2, 1 kayıt buyurun. Toprağım. Efendim. Tolgacığım şiirin adı Toprağım. Ha ben aynı bir memleket. Pardon özür diliyorum. Ben tamamen atladım konuyu. Ben hazırım. Toprağım. Toprağım ivme ivme seni dört bucak dolaştım. İvme ivme kenarlarında kucaklaştım. Toprağım. Ben ivme ivme sana geldim. Toprağım. İvme ivme. İvme ivme dolaşırım toprağımı. İvme ivme. Beyefendi sadede gelin. Ama böyle konsantrasyonu bozarsanız ben özür dilerim. Buyurun. Ki. Hocam İvme biraz sabrederseniz 6 sayfa sonra oraya geliyor. Arkadaşım şey. Baştan İvme alıyoruz. İvme. Evet. Beyefendi. Efendim. Hep aynı kelimeyi söyleyecekseniz ben montajda birleştiririm. Birleştirebilirsiniz. Tamam o zaman. Ha. O zaman şöyle yapayım. Eyvah yeni bir fikir daha. Arkadaşım eyvah. Beyefendi şiirini okurken arkadan çapa yapan işçi durumunu verin. Çok güzel evet vardı. Benim sadık yarım kara topraktır çalsın piyanist arkadaşım. Bu şiiri ben yazdığımda evet çapa yapan insanları görmüştüm. Affedersin toprağım ivme çapa ne çapa deniz olayı değil mi gemiden atılır? Sizin bir fikriniz çapa. Var mı? Efendim? İşte bir fikriniz var mı? Hayır ama... Çapacı olun buyurun. Çapacı ne gibi? Arkadaşım git sola. Beyefendi buyurun mikrofon önüne. Piyanist arkadaşım gir. Toprağım. İvme ivme kazandım seni. İvme ivme gelirim ben sana. Kestik. Ama bakın arkamdan bunu yapmak diye bir şey yani. Yani böyle bir şey yaparsam denk gelir diye. Çünkü tam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşım. Hocam beyefendi. Buradan çıkabilir mi? Ben tek başıma kalırsam daha rahat edeceğim. Yani sahnede o olunca... Beyefendi, lütfen arkadaşıma çapayı gösterir misiniz? Çapayı. Bak çapa şöyle. Kol, bu madeni bir ağzı var. Tarlayı havalandırmak için. Kazıp tohumu ekebilmek için. Çapalamak. Hiç duymadın mı? Klima koy ne havalandırır ne saçmalıyor. Yani 2007 yılındayız ya ben. Yaparım yani böyle bir şey. He şöyle. Adamın eli mi böyle ben anlamadım. Yani... Beyefendi bir çapa yapar mısınız? Odundan sapı var uzun. Ha. Beyefendi demir... uzatmayın. Çapacı açmayacağız. Çapalamayı gösterir misiniz şurada? Çapalamak. Çapalamak. Böyle dedi böyle yapıyor. Ben saçmalıyorum. Ucu. Ha ucu öyle tamam. Ben şeyinden. Ha tamam. Hazırım. Şimdi tamam. Bakın hocam yani. Ha. Yani yakışıyor mu? Oluyor mu yani? 2, 3, 2, hey. Müziğin arkasından başlayayım. Benim sadık yârim kara topraktır. Kestik. Kestik. Ama arkamdan böyle hareketler yaptıracaksın. Çapalıyorum ben ne yapayım? Çapalıyorum ben. Arkadaşım. Ama ben de burada şiir okumaya çabalıyorum. Ama şarkı o kadar kötü ki ben isteksizim. Ben bir an önce eve gitmek istiyorum. 3, yani. 2... Arkadaşım gelin gibi çapalamayın. Siz gelin deyince ben... Tamam olsun. Çok kötüydü ama olsun. Git, gel. 3, 2, 1. Ben mi? O mu? Gel mi? Hangisi? Ben de. Vuracağım çapayı. O mu gidecek? Ben mi gideceğim hocam? Arkadaşım. He. Arkadaş sana söylüyorum. Arkadaş sen. Yoğun bir çapayla size eşlik etmeye arkadaşım, çalışıyorum. Git. Arkadaşım git. Allah'ını seversen git. Tamam. Yano gir. Beyefendi ya. Şiir. 3, 2, 1, gir. Ne güzeldin toprağım. Ama yani toprağım deyince birkaç müsaade etmesi lazım bana. Toprağım üçüncü toprakta. Kestik. Arkadaşım. Efendim. Niye toprağı seçerek vuruyorsunuz? Şimdi kaya denk geldi de ben...
Evet, nereden çıktıysa orada bir... Arkadaşım, biz yerdeki toprağı uydurduk. Kaya nereden geldi? Ben de kayayı uydurdum. Çok mu geldi? Çık dışarı. Bir daha bana cevap verme. Evet. Niye cevap veriyorsun? 3, 2, 1, gir. Ne yapacaktım? Şiir, şiir, şiir. Bey! Bana gel. Yakınıma gel. Toprağım, toprağım. Toprağım da bak ama kazma sırtına dolaşırsa ben o... Arkadaşım ne oldu? Bakıyorum, müsaitse kazacağım yani. Valla boş yere de ben burada kuvvet harcayamam ki. Buralar çorak hep. Hep güzel yerler piyanistin arkasında kalmıyor. Saçma bir tarla bölüşümü olmuş burada yani. Salih abinin tarafı yemyeşil, benim burası oho. Niye, senin orada kuyu yok mu? Ben kazacağım işte, vakit versen. Sen şiire bir girebilsen ben inşaata başlayacağım. Buyurun. Olmadı arkadaşım. Çıkalım mı? Çok terledim. Arkadaşım bir 5 dakika kayıt alıp vermem lazım. Orası plaj. Evet. Siz plajda bekçisiniz. Ben. Evet. Tamam, bu güzel. Arkadaşım siz de plaja gelmişsiniz. Çok güzel. Gerisini düşünmedim. Gidin sağa sola. Plajın kapısı burası mı? Ben... Beyefendi, plajın kapısı olur mu? Nereden giriliyor? Bekçi ne yapıyor o zaman orada? Beyefendi, plaj bekçisi. Güzel soru plaj, yani. Nerede bekliyorum ama? Yani kumun hangi tarafında? Yani bekçi zaten orada doğumlu da plajı sonra mı yapmışlar? Hep orada mıymış? Arkadaş nasıl? Arkadaşım, uzanmışım kumsala şarkısını çalın. Uzanmışım kumsala. Arkadaşım kumsal. Siz sola, beyefendi siz sağa. Uzanmışım kumsala var mıydı bir şarkı? Malzemem var mı, oradan mı kiralayacağım? Bunlar çok önemli bilgiler. 3, 2, 1, bekçi dolansın. Pardon hocam, plajda kimse yatmıyor mu? Tek bomboş mu? Sabah erken saat. Yok, yatıyor üstüne, bas geç abi. Sen bekçisin. Vur tekmeyi. Beyefendi, ne işte plaj dolu yani. Şu anda. Hepsini dök denize.